Performans Bisiklet YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Performans Bisiklet'ten Seyfettin Beker. Bugün sizler için 2020 model Mosto Legarda 2024 MSM V modelini inceleyeceğiz. Hemen bisikletimize geçmeden önce sizden ufak bir isteğim olacak. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve de ayrıyetten isteklerinizi ve de şikayetlerinizi aşağıdaki yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hemen videoya geçiyorum. Bisikletimizin hemen vites donanımıyla başlıyorum. Bisikletimizin vites sistemi 3x8 yani 24 vites bulunmakta. Ön arttırıcımız Shimano'nun Altus'u, arka arttırıcımız ise Shimano'nun Altus modeli olmakta. Buradan frene geçtiğimiz zaman alüminyum, Shimano'nun alüminyum frenleri bulunmakta. Ve de fren ayaklarımız ise Logan markanın alüminyum fren ayaklarıdır. Hemen bisikletimizin ayrı bir özelliğine geçiyorum. Üzerinde ayarlanabilir bidon boğazı bulunmakta. Bunun yararı ne derseniz, bu konforu arttıran bir faktör. İstediğiniz gibi açısını ayarlayabiliyorsunuz bir alyan takımı yardımıyla. Bunu da nereden tedarik edebilirim derseniz, yine performansbisiklet.com'dan veya İnanç şekilde sahibiler.com'daki mağazamızda da bulabilirsiniz ve de ayrıca Ankara'da iseniz Hoşdere şubemizden veya Yeni Mahalle şubemizden de tedarik edebilirsiniz veya servis bölümümüzde bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Bisikletimizin hemen buradan gövdesine geçiyorum. Alüminyum bir gövdeye sahip ve de bisikletimizin toplam ağırlığı ise 13,5 kilo olmakta. Bir ayrı bir özelliğine değiniyorum burada. Üzerindeki delikler sayesinde yani kablolarımız kadronun içerisinden geçiyor. Bu da tabii ki Mosto'nun diğer bisikletlerinde uyguladığı bir özellik. Kablo kalabalığını direkt ortadan kaldırıyor diyorum ve de ayrıyetten direkt lastiklere geçiyorum. Lastiklerimiz ise Rubena'nın Longway modeli. Ölçülerimiz ise 700x35C olmakta. Bisikletimizin lastiklerinin şöyle bir özelliği var ki en başta dediğim gibi Rubena'nın Longway modeli ve de zırhlı ve de şu şöyle gördüğünüz gibi buradaki gri kısımlar reflektördür. Zırhlı ve reflektörlü olmakta lastiklerimiz. Hemen durduruyorum. Bisikletimizin ayna koluna değinecek olursak Shimano'nun alüminyum ayna kolu bulunmakta üzerinde. Ve de ayrıyetten değinebileceğim özelliklere baktığım zaman direkt maşa gözüme çarpıyor. Ve de burada istediğiniz gibi açıp kapayabileceğiniz bir amortisör kilidi bulunmakta. Bu da tabii ki ayrıyetten konforu arttıran bir faktördür. Bisikletimizin hemen maşasından devam ediyorum. Sol tarafında ise sertlik ayarını yapabiliyorsunuz. Bisikletimizin direkt burada gördüğünüz gibi şu şekilde bir suluk aparatı takabileceğiniz delikleri bulunmakta. Üstünde de vidaları bulunuyor. Hemen kutu içeriğine değinecek olursak kutu içeriğimizden bir çift pedal ve de 2 yıl garanti belgesi çıkmakta ve de kurulum belgesi de aynı şekilde kutu içeriğimizde bulunuyor. Bisikletimizin göbeklerine değinecek olursak üzerinde Shimano'nun alüminyum mandallı göbekleri bulunmakta. Ve de ayrıyetten park ayağımız ise bir gidon boğazında dediğim gibi ayarlanabilir gidon boğazında dediğim gibi bir alyan yardımıyla onun açısını ayarlayabiliyorsunuz park ayağımızın. Hemen onu şu şekilde gösteriyorum size. Çırağımızdan indireyim. Şu şekilde. Şu şekilde buradaki vidasından da açı ayarını yapabilirsiniz park ayağınızı. Ayrıyeten bisikletimizin kadro boylarını ve de renk seçeneklerini internet sitemizden öğrenebilirsiniz. Veya direkt aşağıdaki açıklama kısmında bıraktığım telefon numaralarını arayarak oradan da fiyat teklifi ve de ayrıyetten stok bilgisi alabilirsiniz. Ayrıyetten değinebileceğim başka bir özelliği var mı diye bisikletimize göz atıyorum ve de son olarak diyebileceğim hemen burada bir bagaj aparatı yerleri durmakta. Yani arkasına bir bagaj takabilirsiniz bunun. Yine burada yerleri bulunmakta gördüğünüz gibi. Ve de değinebileceğim başka bir özelliği var mı diye bakıyorum. Bisikletimiz bu kadar. Eğer bir kusurum olduysa, bir yanlışım olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Hayırlı günler.